Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17'deki Top 30 rating videosu geliyor arkadaşlar. Yani oyundaki en yüksek ratingi ilk 30 futbolcuyu size göstereceğim. Bunlar arkadaşlar %100'e yakın diyebiliriz yani. Bütün forum sitelerine vesaire var ve birçok YouTuber'da bunun hakkında video çekti ve Twitter'da dolaşmakta. Ben de dolayısıyla video çekmeye karar aldım arkadaşlar. Çok uzun bir video olmayacak, sizi fazla yormayacağım. Sadece beni şaşırtan reytingleri size söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen istiyorsanız video başlayalım. Video başlamadan önce lütfen ama lütfen yenisiniz, abone olabilirsiniz. Ve aynı şekilde bana beni motive etmek için sadece 2 saniyenizi ayırıp videoyu aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı videolarımız devam edecek. Facebook grubuna da katılmayı unutmayın. Belki akşam canlı yayın yaparım, duyurusu da ilk oradan olur. Hemen arkadaşlar videoya başlayalım. Zaten 8000 aboneye de çok yakınız bu arada. Bundan dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. 8000 abone yolunda yaklaşık 50 abonemiz falan kaldı. Hepiniz adamsınız bir tanesiniz. Şimdi arkadaşlar 80'li ratingde oyunculara geldiğimiz zaman bak telefon çalmaz şimdi çalıyor. Di Maria, Mats Hummels, Sergio Busquets, Eden Hazard, Alexis Sanchez, Royce, Benzema, Müller, Boateng, Ramos ve De Bruyne var 80'li ratinglerde. Burada De Bruyne çok yani hak ettiği bir upgrade'ini aldı. Aynı şekilde Di Maria da öyle, Hummels de öyle ama Sergio Busquets'te arkadaşlar ben biraz şaşırdım. Ya 86 rating bile bana biraz fazla geliyordu yani ama 87'ye çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. 87'ye çıktı. Yok abi Hazard downgrade almaz, yok Belçika'da iyi oynadı falan diyen arkadaşlar burada resmen diyoruz işte Hazard downgrade'ini aldı eksi ikisini. Yani hani herkes çok biliyor ya arkadaşlar bir şey bildiğiniz gibi Türkiye'de öyle. Herkes bir şeyde profesyonel yani. O yorumlarda neler var bir görseniz işte sen futboldan anlamıyorsun da Belçika'da 2 maç çok iyi oynadı vesaire. Yani buraya FIFA ratingleri yaparken Belçika'daki 2 maç oynaması göre değil genel sezonu göre yapıyor ve Hazard genel sezonda neredeyse sıfırdı arkadaşlar. O yüzden Hazard eksi 2 downgrade'ini aldı. Alexis Sanchez artı 1'ini alıyor. Royce club cover yani oyunun kapağı olarak seçiliyor ve haklı olarak upgrade'ini alıyor. Çok yani iyiydi zaten Dortmund bu sene. Sonlara doğru bir şaşırttı beni yani özellikle Liverpool karşısındaki o oyunu falan çok şeydi. Ben UEFA'yı aldı da diyordum ama alamadı. Benzema Real aldığı için arkadaşlar. Benzema upgrade'ini aldı. Thomas Müller çok informa. Man of the Match çıktı. O yüzden artı 1'ini aldı. Sergio Ramos ben burada 88 beklerim ama 80'de kaldı. Aynı şekilde Boateng de 87 rating arkadaşlar. 88 ratingleri hemen geçelim istiyorsanız. Burada Thiago Silva arkadaşlar kesinlikle haksız. Kesinlikle yine bu sene Totti'yi seçecek ve yılın ilk 11'ine seçilecek. Çünkü bu adamda Eyyan var arkadaşlar. Bu kadar netim. Yani bu adam hiçbir şey yapmasa da seçiliyor arkadaşlar. Yani zaten Lig 1 bana kalırsa dünyanın en kolay liglerinden bir tanesi zaten PSG bastığım parayı aldığım şeyi yapmış. Ve herkesi zaten önüne geleni tokatlıyor arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan bir ligde Thiago Silva'nın her sene üstüne upgrade alarak Team of the Year'a seçilerek vesaire insanların hakkını yendirir ben düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle haksız buluyorum. Toni Kroos ve Modric arkadaşlar zaten Real'in vazgeçilmez iki orta sahası yerine koyabileceğiniz adam yok. Harika isimler ikisi de arkadaşlar. Oyunu çift yönünü açabilen ve Real'i rahatlatan futbolcular. Dolayısıyla aldıkları upgrade'ler helal olsun diyoruz arkadaşlar. İkisi de artı bir upgrade'ini aldı. Hames nerede diyeceksiniz? Hames arkadaşlar 86 rating'e düştü. Ben zaten downgrade alacağını size söylemiştim. Hames'te de arkadaşlar bir rating düşüklüğü yaşandı. Aynı şekilde Diego Godin arkadaşlar sonunda başarısının karşılığını alarak upgrade'ini aldı arkadaşlar. Diego Godin gerçekten helal olsun. Çünkü kaç senedir artık herif oynuyor, çalışıyor, Totti'ye giremiyor. Mesela bu Diego Godin bu sene Totti'ye girmezse arkadaşlar bu işte EYM olduğu kesinir. Atletico bu sene de final oynadı. Mükemmel de bir oyun sergiledi diyebiliriz. O yüzden Diego Godin bu sene Team of the Year'a seçilmezse ben de bir şey söylemiyorum. Arjen Robben neredeyse kariyerinin sonuna geldi arkadaşlar. Çünkü aynı sakatlığı sürekli nüksediyor. Dolayısıyla Arjen Robben -2 downgrade'ini aldı. Bir maç oynuyor sakatlanıyor, yarı devrede sakatlanıyor vesaire derken Robben'in arkadaşı maalesef kariyeri bitti. Sürekli sakatlığı nüksediyor maalesef. Paul Pogba arkadaşlar artı 2 upgrade'ini aldı ve oyundaki en iyi CM olacak. Önümüzdeki sene Paul Pogba'nın 5 star olacağı söyleniyor. Bence çok da hak ediyor çünkü gerçekten skill yapan bir futbolcu. Paul Pogba arkadaşlar önümüzdeki sene çok pahalı olacak. Tek bildiğim o büyük ihtimalle Ultimate Team'de vesaire alması çok inanılmaz zor olacak. Paul Pogba inanılmaz bir kart olacağını söyleyebiliriz şimdiden. Gonzalo Higuain arkadaşlar artı 2 upgrade'ini aldı. Fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok sevmiyorum. Ve son 88 rating'i futbolcumuz ise David De Gea kesinlikle hak ediyor. Sonuna kadar hak ediyor. 88 rating helal olsun kardeşime. 89 rating'i futbolculara geçtik arkadaşlar. Robert Lewandowski hak ediyor çünkü ya Bayern'de çok gol attı.
Aslında Bayern'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani tıpkı Lig 1'in mantığı gibi bir şey. Yani çoğu takıma göre inanılmaz üstün kalıyor. Ama Robert Lewandowski gerçekten iyi bir klas bir forvet arkadaşlar. Yani attığı golleri vesaire zaten hepimiz biliyoruz. Wolfsburg'un karşısına çıktı, şov yaptı zaten. Bunların hepsini biliyorsunuz. Çok da kartı çıktı, upgrade aldı, informlar vesaire derken Robert Lewandowski önümüzdeki sene oyuna 89 ratinge başlayacak arkadaşlar. Aynı şekilde Sergio Kun Agüero, Mesut Özil, Andreas Iniesta ve bizim adamımız Gareth Bale. Ben Gareth Bale'ın arkadaşlar 90 olacağını bekliyordum. Çünkü ya galleri tek başına getirdi adam. Buna kimsenin bir lafı yok. Ya tıpkı halı saha futbolu gibi at Bale'a. Bale orta sahadan alıyordu. Adam geçiyordu. Kornere elde ediyordu. Bir şeyler yapıyordu. Bale bence tek başına adamdır. Ve Real'in Şampiyonlar Ligi finalinde en iyi oynayan adamdır arkadaşlar. Ronaldo hiçbir finalde yok. Bak dikkatinizi çekiyorum. Ronaldo'yu ben çok severim. En sevdiğim futbolcu ama maalesef finallerde arkadaşlar hiç yok. Şampiyonlar Ligi finali olsun, normal finalde sakatlanacaksın ama sakatlanmasa da oraya gelene kadar da pek bir şey yapmadı. Ronaldo arkadaşlar dediğim gibi finallerde yok ama Bale çok iyi oynadı finalde. Sonuna kadar hak etti. Aynı şekilde Mesut Özil asistleriyle, Kun Agüero iyi performansıyla hak etti. Andres Iniesta de zaten arkadaşlar her sene klasik 89 ratingle oyuna başlıyor. Önümüzdeki sene de büyük ihtimal 89 başlar. 90 ratinglere geldiğimiz zaman Manuel Neuer, Zlatan Ibrahimovic ve Neymar Jr. var arkadaşlar. İbrahimovic önümüzdeki sene 5 star skiller olacak diyorlar. Bu da ölümcül bir şey olur. Yani aynı takımdan iki futbolcunun 5 star olması demek bu arkadaşlar ölüm fermanı yazmamız demektir. Aynı şekilde Neuer 90 hak ediyor. Yani dünyanın en iyi kalecisi laf yok. Neymar Jr. arkadaşlar 90, ben Neymar'ın 91 falan başlayacağını düşünürdüm ama 90 başlayacak. Ve son üçlü Suarez 92. Tarihte ilk defa Ronaldo ve Messi aynı reytingde arkadaşlar. Burada da ben Eyyaman olduğunu düşünüyorum. Ronaldo'nun Messi'den bu sene daha yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. En azından bir reyting daha fazla olması gerekiyor. Ronaldo'nun 94, Messi, hatta Ronaldo'nun 93, Messi'nin 92 olması gerekiyor. Çünkü zaten bu futbolcunun çok kartı çıkıyor. Ardından iyi zorda kalıyor. Yani neden hala ısrarla reytingini yükseltiyor onu da anlamış değilim. Ya Ronaldo zaten yüzük kartı çıkacaktı bu sene yani. Dediğim gibi bence iyi bunu yanlış ayarlamış. Ronaldo'nun 93, Messi'nin 92 başlaması gerekiyordu diye düşünüyorum arkadaşlar. Luis Suarez 92 hak ediyor mu dersiniz? Ben 91 diyordum, 92 olmuş. Hak eder arkadaşlar ve reytingler bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bütün forumlarda var. Neredeyse %100'e yakın. Güzel fon içerikleri açıklamaya şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. En doğru bilgilerle size açıklamaya çalışıyorum. Çok araştırmadan video çekmiyorum arkadaşlar. Maalesef çok bilgi kirliliği de var YouTube'da. İnsanlar araştırmadan video çekiyor arkadaşlar ve yanlış bilgi paylaşıyorlar. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben araştırarak videolarımı çektim. Benim görüşlerim bu şekilde. %100'e yakın bir rating biçimi var burada. Bu arkadaşlar büyük ihtimal oyunun başlangıcında bizlerle olacak. Benim arkadaşlar beni desteklemek için 2 saniye zarif videoyu aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Ve her türlü duyuru için Facebook grubumuza bekliyorum sizler arkadaşlar. Bu arada PlayStation 4 için arkadaşlar coin almak isteyen arkadaşlar Ininal ödeme yöntemiyle ben satıyorum. Elimde çok az bir coin kaldı. Onu bitirmem gerekiyor. 100k coin arkadaşlar 20 TL'den satıyorum. Dediğim gibi bana Facebook grubundan yazarsanız oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Hepinizi çok seviyorum beyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.